90'larda her akşam haberlerde birbirlerine şiş batıran adamlar görürdük. Tasavvuf bunun neresinde ya da onlar tasavvufun neresinde? Yani sadece 90'larda değil, halen var. Rifailikte bürhan dediğimiz ya da sadilikte devse dediğimiz atla. Gerçi sadilerde çok az kaldı, başka coğrafyalarda var. Bizim ülkemizde kalmadı. Böyle sıra dışı garip hadiseler. Bunlar tasavvuf, bir defa tasavvufun aslından, esasından ve rüknünden değildir. Bunu zaten kendileri de söylerler. Bunlar grup içerisinde, yani o tarikata, o yola inananların, o yolun hak olduğunu bir defa daha ikna etmek için gösterilen bürhan, delil. Bürhan ne demek? Delil demek. Bu bir keramettir. Kerametin gizlenmesi esastır. Bu başka boyutu. İki, kendi içerisinde tutarlı izah tarzı neresidir? Şiş, balta ya da kesici aletlerle sıra dışı, yani aslında yaralanmaya, hatta ölüme sebebiyet verecek eylemin ortaya çıkması. Yani aslında sebebin zorunlu olmadığını göstermek. Sebeplerin zorunlu olmadığını. Ne demek? Ateş yakar, balta, şiş öldürür. Hayır, ateş yakmayabilir. Çünkü müsebbibül esbab başka bir şey, sebep başka bir şey, müsebbibül esbab başka bir şeyi. Sebepliliğin zorunlu olmadığını göstermek için öldürmeyen Allah öldürmez, müsaade etmeyen Allah müsaade etmez. Nitekim bunu yapanların grup içerisinde mutlaka hastaneye gitmesi gerekirken birkaç dakika sonra o yaraların iyileştiğini, hatta silahla yapılanlarında herhangi bir şekilde ölüme falan sebebiyet vermediğini görürüz. Bu grup içerisindedir. Ama bu bilgiyi grup dışına taşıdığımızda, ekrana taşıdığımızda görünen kandır, vahşettir, zulümdür. Dolayısıyla tarikata çekmeye yarayan bir burhanın, bir delilin insanları tarikattan, hatta dinden soğutmaya, bu dinse ben bundan değilim cümlesine kadar götürür. Dolayısıyla kesinlikle bunların ekranlarda ve ulu orta gösterilmemesi gerekir. Nitekim siz 90'larda derken, evet bugün de yapılıyor ama artık grup içerisinde yapılıyor. Bunun sakıncaları görüldü ve etrafa gösterilmiyor. Sadece inananlarını bağlıyor. Ama tekrar edecek olursak bunlar tarikatın ne rüknüdür, ne esasıdır, ne hedefi ve amacıdır. Aksine bir belki keramettir diyebiliriz. Keramet ise gizlenmesi esastır.